Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Mandalorian'ın 2. sezonunun 2. bölümünün derin sayılabilecek incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir anket yapmıştık. Çok ilgi gösterdiniz. Onun için bir derin inceleme yapmıştık ilk bölüme. Diğer bölümler için de fırsat buldukça demiştim. İşte 2. bölümde sizler için geldi. İlginize teşekkürler. Dilerseniz başlayalım hemen. Yine ben notlar böyle 2-3 sayfa kadar aldım. Yine güzel bir bölümdü. Bölümle ilgili yorumları en sona bırakayım isterseniz. Bu bölümde neler gördük? Biraz ondan söz edelim. Öncelikle bölüm Mando'ya kurulan bir tuzakla başladı. Bu tuzağı kuran elemanların arasında şu gördüğümüz ırk daha önce ilk kez Darth Maul çizgi romanında görünmüş. Yine böyle zabrak ırkına benzer bir ırk. Aslında onun bir başka yani benzerlerini Star Wars filmlerinde de görmüştük. Genel olarak ırklar kimi zaman birbirleriyle bağlantılı ya da benzerlik gösteriyorlar. Burada ilginç olan tuzağa düştükten sonra Mando ilk söylenen söz çocuğu alın. Ve bu çocuğu alın'ı söyleyen tipler Hatça konuşuyorlar. Acaba bir Hat çetesi de bu Baby Yoda'nın peşinde mi diye sorduruyor doğrusunu isterseniz. Yani bu Baby Yoda'nın varlığından haberi olan kişi sayısı galakside sanki artıyor gibi ya da kulaktan kulağa yayılıyor gibi. Çünkü ilk söylemleri hemen çocuğu alın şeklinde oldu. Özellikle o küçük sonradan roketle patlayan yere düşen cüce de ilk kez gözüken ırklardan ya da türlerden biri bir Star Wars eserinde. O da ilk işi hemen çocuğu kucaklayıp işte ona karşılık tehdit etmek oluyor. Hatça konuşmaları ilginç. Çocuğun varlığından nasıl haberdar oldukları ya da kimin ya da kimlerin çocuğun peşinde olduğu soru işaretleri tabii. Ardından Mos Eisley'e dönüyoruz. Ve klasik benim çok sevdiğim hep kantin sahnesine geri geliyoruz. Kantin çok başarılı ya. Yani o yıllar öncesinden beni ilk izlediğimde çok etkileyen kantini her defasında tekrar görmek gerçekten keyifli. Peli Motto biliyorsunuz hangarcı teyze diyelim biz ona. Hangarcı teyzenin Sabak oynadığını görüyoruz. Bu arada bu kart oyunu Sabak işte ilk defa Han Solo filminde gözükmüş gibi dursa da Sabak Star Wars evreninde bilinen en eski kart oyunlarından biri ve sık sık karşımıza çıkması şaşırtıcı değil. Bir çeşit poker gibi düşünebilirsiniz. Hani pokeri de dünyanın her yerinde herkes bilir ve oynar. Ve hani çok böyle evrensel bir oyun. Tabii o oyunu oynadığı tip çok başarılıydı. Dr. Chen'e, Dr. Mandible bir karınca türü daha önce yine Star Wars evreninde gördüğümüz yani benzerlerini gördüğümüz türden biri ama ilk defa daha önce bir çizgi romanda görünen bir karınca türü, zeki bir karınca türü ve birazcık da iri tabii ki. Onunla birlikte Sabak oynadığını görüyoruz. Bundan daha ilginci oturdukları köşe aslında Han Solo'nun Grido'yu vurduğu, ateş edip öldürdüğü köşe. Çok orada güzel bir gönderme olmuş yani özellikle o köşenin seçilmiş olması. Öte yandan kantinanın içine girdiğimizde daha önce de gördüğümüz bir robot var. Yani bartender olarak. Barmen görevi bir insan değil robotlar. Robotun türünü görünce zaten hatırlıyorsunuz daha önceki Star Wars filmlerinden. Ama özellikle oradaki robotun K99 olduğunu, daha önce Jabba'nın sarayında işkenceci robot olarak tanıdığımızı yıllar sonrasında yeniden programlanarak bu Tatooine'deki bizim kantinanın işte bar görevlisi olarak konulduğunu söyleyeyim sizlere. O da ilginç bir detay. Aynı zamanda tabii bu robotu Mark Hamill'in seslendirdiğini de belirtelim. Bu bölümün yönetmeni Peyton Reed'di. Peyton Reed biliyorsunuz Ant-Man serilerinin yönetmeni Marvel tarafında. Dolayısıyla oradaki hani Doktor Chen'e ve karınca göndermesi de bir yandan aslında Ant-Man göndermesi olarak kabul edilebilir. Kabul edilmesine gerek yok zaten öyle. Bölümün devamında Peli Motto'nun hangarına dönüyoruz ve orada krayt ejderhasının etinin bir speeder bike motorunun ateşlemesiyle pişirildiğini görüyoruz. O da ilginç ve güzel bir detay. O detay aslında şöyle bir şey de var. Hani ona da bir gönderme olarak kabul edilebilir. Biliyorsunuz bu Disney bir Star Wars şehri açtı. Biletle girip işte içinde eğlenceye katıldığınız oradaki restoranlardan birinde de böyle bir şey var. Yani en azından görsel olarak uzay araçlarının motoruyla pişirilen etlerden böyle bir dekor var. Oraya da bir gönderme olabilir ama genel olarak krayt etinin değerli, yenilebilir ve zor pişen bir et olduğunu burada anlıyoruz. Devamında Mando'ya yolcu olarak katılacak olan kurbağa tipi yaratığı aslında biz daha önce 5. bölümdeki kantina sahnesinde görmüştük ilk sezonda. Uzun süre sonra tekrar bu yaratığın bu sefer Mando'nun yolcusu olarak karşımıza çıkması da ilginç bir detaydı. Işık altı bir seyahat talep ediliyor. Işık altı seyahatler tabii çok yavaş, normal uzayda gerçekleşen ve işte korsanlara, işte çeşitli karakollara, şunlara bunlara takılabileceğiniz tehlikeli seyahatler. Mando bunu reddediyor tabii ki ama yapacak da bir şey yok. Yumurtalarıyla birlikte bu kurbağa teyze diyelim biz ona, Mando ile birlikte seyahate çıkıyor. Yumurtalara tabii sürekli bir yükselen Yoda var. Doymak bilmeyen, önüne gelene ağzına tıkan. O da ayrı bir konu. 5. bölümde bu kurbağa teyzeyi kantinada görmüştük ama hiçbir etkisi yoktu. Sadece bir sahnede geçiyordu kendisi. Ondan sonra işte 5 bölüm kadar sonra yeniden karşımıza bir konu karakteri olarak çıkması da ilginç bir detaydı. Bölümün devamında X-Wing detayına tabii takıldık. Yolda karşılaştığı iki devriye X-Wing'i, Mando'nun ve ona kimlik sormaları. Pilotlarından biri Trapper Wolf, bizim Dave Filoni, Klon Savaşları'nın yaratıcısı Dave Filoni'nin oynadığı, ki onu da ilk sezonda görmüştük. Diğeri de Carson Tima. X-Wing'lerin kanat açması sahnesi çok etkileyiciydi. Benim özellikle sevdiğim bir detay o. Hani ilk Ölüm Yıldızı saldırısından beri bu X-Wing'lerin kanatlarını açması hep bende böyle değişik duygular uyandırmıştır. Birden hani savaş pozisyonuna geçmeleri işlerin karışık ya da kötü gittiğine delalet etmesi açısından güzel bir sahne olmuş. Hatırlayacaksınız yine 1. sezonda Botan 5 diye bir uzay istasyonundan bir tutuklu kaçırma görevi vardı Mando'nun. O görevle bağlantılı olarak bu X-Wing'lerde o gönderdiği sinyalden orada olduğunu anlayarak Mando'yu ele geçirmek istiyorlar. Devamında ise bayağı başarılı bir takip sahnesi var. X-Wing'lerin uzaydaki hareketlerini sıklıkla biliyoruz ama atmosfer içindeki bu kovalamaca sahnesi gerçekten beni çok memnun etti. Bu arada orada şöyle bir detay var. Mandalorian "May the Force be with you" diyor X-Wing pilotlarına. Güç sizinle olsun diyor. Ancak daha önce 1. sezonda hatırlayacaksınız güçle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını, sadece öyle bir şey olduğunu, bir şey işte efsane gibi, hani bir mit gibi duyduğunu ama hiçbir bilgisi olmadığını söylemesine rağmen güç sizinle olsun diye selamlaması X-Wing pilotlarını kafaları karıştırabilir. Onu şöyle düşünebiliriz, bağlantıyı şöyle kurabiliriz. Yeni Cumhuriyet'in tabii eskiden gelen asi birliklerinin alışkanlıklarıyla birlikte biliyorsunuz aynı zamanda bir iyi dilek sözü, güç seninle olsun. Birbirlerine öyle dediğini, bildiğini varsayıyoruz ve o da onlara samimi gözükmek açısından bu söylemi gerçekleştirip hani aman ben de sizdenim işte, bak sizin kullandığınız lafları da ben de kullanıyorum gibisinden bir hava yaratması olarak düşünebiliriz. Buzul gezegenine düşüyor Mando biliyorsunuz bu bölümün devamında. Ancak bu gezegenin sürekli işte bu First Order'ın ilk ortaya çıktığı Ilum gezegeni olup olmadığı hakkında çok fazla söylenti vardı. O gezegen mi falan diye. Gezegen hakkında bilgimiz yok. Büyük ihtimalle o gezegen değil ama olabilir de, çok küçük bir ihtimal. Çünkü gezegen hakkında detaylı bir bilgimiz yok. Yeri konusunda da bir şey bilmiyoruz. O nedenle hani olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Eğer öyleyse First Order'ın hani oradaki kurulum çalışmalarına ufak tefek başlamış olması gerekiyor teknik olarak. Ama First Order'dan herhangi bir iz daha görmedik biz Mandalorian'da. Daha çok imparatorluktan kalan kalıntılar, etkiler ortalıkta. Hala imparatorluk muhabbeti dönüyor, dikkat ediyorsanız. İşte X-Wing pilotları da, işte imparatorluk, işte transponder bilmem ne, hep bundan bahsediliyor ki zaten elimizde Moff Gideon gibi henüz bu sezonda görmediğimiz, akıbetinin nasıl gelişeceğini bilmediğimiz bir figür var. Bu gezegende, buz gezegeninde biliyorsunuz bir de örümcek muhabbeti karşımıza çıktı. Yine Yoda'nın açgözlülüğünden, gerçekten küçük ve arsız bir bebek şeklinde Yoda. Çünkü her ne bulursa ağzına atıyor. Yani küçük kedi yavruları gibi ne bulursa yemeye çalışan acayip bir yaratık haline dönüştü. Önce kadıncağızın yumurtalarını bayağı gömdü. Ondan sonra da örümcek yumurtalarına dadandı. Örümcek yumurtalarına dikkat ettiyseniz de Alien evrenine çok ciddi bir gönderme olduğunu görmüş olmalısınız. Tıpkı Alien yumurtaları gibi içinden açılan ve bacaklarıyla çıkan örümcekler çok ciddi bir göndermeydi diye düşünüyorum ben. Bunun haricinde tabii dev örümceklerle ilgili de şöyle bir durum var. Bu örümcek aslında bizim bu bölümde gördüğümüz bu dev beyaz örümcek daha önce Ralph McQuarrie'nin, rahmetli, çok büyük bir konsept sanatçısıydı. Return of the Jedi için çizdiği konsept çalışmalardan alınmış bir örümcek. Yani oradakiyle birebir aynı. Ancak Star Wars evreninde daha önce Klon Savaşları ve Rebels animasyonlarında da Krikna ırkı olarak tanımlanmış bu dev beyaz örümcekler. Tam bunun gibi olmasa da buna çok benzeyen yapısal olarak örümcekler görmüştük. Hatta onların öncesinde de bir PC oyununda da bu örümcek buna benzer bir formla karşımıza çıkmıştı. Bu örümcektir, Dark Saber'dır, Moff Gideon'dur falan derken de böyle şöyle bir teori ortaya çıkıyor. Dark Saber diye bir kitap var Star Wars genişletilmiş evreninde. Bu kitapta bu bütün krayt dragon ejderhasının işte içinden çıkan inci, bu beyaz dev örümcekler. Kitabı ben okumadım ama bunun dışında işte Dark Saber, Moff Gideon'a benzeyen bir karakter gibi birçok bu sezonla, yani daha doğrusu Mandalorian'la bağlantılı bir hikaye mevcut Dark Saber adında ve bu hikayenin sonu da imparatorluğun geri kalan kısmının böyle devasa bir lazer silahı geliştirerek, ama daha sonra onu çalıştıramıyorlar, yani bozuk oluyor, yani yapamıyorlar bir türlü. Tekrar eski güçlü günlerine dönme çabasını anlatan bir hikaye. Acaba bu hikayeden çok fazla alıntı yapılıyor ve bu sezonun sonunda böyle imparatorluktan kalma dev bir lazer silahının karşımıza çıkmasıyla mı sonuçlanacak diye bir teori var. Bilmiyoruz. Büyük ihtimalle değildir. Sadece kitabın içinden ya da bu hikayelerin içinden alıntılar yapılıyordur ki diğer Star Wars unsurlarından da biliyorsunuz hep böyle alıntılar yaparak giden bir dizi Mandalorian, ama yine de bizim yani kulağımızın arkasında bir yerde dursun bir teori. Yarın öbür gün gerçekleşirse hani neyin ne olduğunu bilelim açısından. Alien yumurtalarına göndermeden söz ettik. Kurbağa teyzenin kurbağa formunda koşması ilginçti. Ve doymak bilmeyen obur Yoda'nın da, yani buradan kulaklarını çınlatalım, her şeyi yiyor çünkü. Sonuç itibariyle tekrar iki X-Wing pilotu Trapper Wolf ve Carson Tima'nın gelişiyle ve örümceklerden Mandalorian ve arkadaşlarını kurtarmasıyla bölüm tamamlandı. Oradaki X-Wing'ler üzerinde görünen kokpitin yanında eski 2. Dünya Savaşı uçaklarındaki, avcı uçaklarındaki gibi TIE Fighter, kaç tane TIE Fighter düşürdüğüne dair işaretlerin olması da yine ilginç bir detaydı, hoş bir detaydı. X-Wing'lerin her hali zaten çok güzel gözüküyor gözüme. O mağaraya girişleri, çıkışları da çok havalıydı doğrusunu isterseniz. Peki bundan sonra ne olacak Mandalorian'da? Doğrusunu isterseniz böyle geçen hafta da söylediğimiz işte side quest gibi giden bölümler tespiti doğru aslında çok. Hep böyle yandan küçük hikayeciklerle ana konuya bağlı olarak devam ediyor Mandalorian. Bu ana konunun ne zaman işlemeye başlayacağıysa muamma. Geçen sezonki gibi yine son 3 bölüme sıkışmaz inşallah diyeceğim. Biraz daha yayılarak gider diyeceğim ama çok da yayılacak gibi durmuyor. Biz yine sezonun son 3 bölümünde ana konumuza dönüp Baby Yoda ve hani olaylarla ilgili bir gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Col Ivan sistemindeki gezegene gidiyorlardı bu yumurtaları döllemek için. Aynı zamanda orada da Mandalorian bulmak için yola çıkmışlardı. Büyük ihtimalle fragmanda gördüğümüz şekilde kırık dökük bir şekilde o gezegene ulaşmayı başaracaklar. Mando, Kurbağa teyze ve Baby Yoda. Ve sonuç itibariyle de o gezegende büyük ihtimalle Ahsoka Tano ya da başka birileriyle belki karşılaşma ihtimalleri var. Sabine Wren, Bo-Katan vesaire gibi olaylar vardı biliyorsunuz. Mandalorian'ın kendi ırkından birilerini yardım için aramak istemesi de mantıklı. Onun yerine bir Jedi şövalyesi bulup teslim etse Yoda'yı daha mantıklı olmaz mı diye düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu tabii ki çok daha doğru ve mantıklı bir hareket olur ama dönem itibariyle neredeyse hiçbir Jedi'in kalmadığını, tüm Jedi'ların Jedi avı sırasında imparatorluğun en güçlü döneminin başlangıcında avlandığını, kalan Jedi'ların da gizli saklı bir hayat sürdüğünü, galaksinin uzak köşelerinde gizlendiğini de hatırlatmış olayım sizlere. Dolayısıyla bir Jedi aramakla eforunu harcamaktansa Mando kendi ırkından Mandalorianları bulup onlardan hani kolektif bir yardım oluşturmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor olsa gerek ve öyle hareket ediyor herhalde ki bu mantıklı. Çünkü gerçekten o dönemde bir Jedi'ye rastlamak, bulmak çok zor. Zaten olanlar da hani aktif değil, gizleniyorlar. O nedenle hani Yoda'yı teslim edecek doğru isim eninde sonunda ya Yoda'nın kendi ırkından biri ya da bir Jedi şövalyesi olacak ama onlara da bulmak biliyorsunuz çok zor. Özellikle Yoda'nın türü çok nadir bir tür, yani hiç yok neredeyse gibi düşünebilirsiniz. Bu haftaki yani bölüm bu şekildeydi. Yine güzel detaylar vardı. Ben Tatooine ile ilgili bütün detaylara çok bayılıyorum. Yani her şeyi çok güzel o tarafın. Elimizde bir de Boba Fett aseti var. Bir figürü var. Bakalım o nasıl olaylara dahil olacak. Yoksa bu tuzak kuran hatları, işte hat çetesindenmiş gibi gözükenleri acaba Boba Fett kiralamış olabilir mi? Gibi bir bağlantı geliyor benim aklıma. Bunları da ilerleyen bölümlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine bir aksilik olmazsa, önümüzdeki bölüm diyelim. Çünkü tam yayın tarihlerini bilmiyorum. Önümüzdeki bölüm yine böyle bir bölüm incelemesiyle sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Güç sizinle olsun.